kıştı. Aylardan aralık. Soğuk bir pazar günü. Geldiler. Daha dün hakkınızda yürütülen hiçbir soruşturma yok. Benden habersiz de olamaz diyen başsavcının sözünden sonra terör polisleriyle evine geldiler. Çamlıca'da, televizyondaki odasında mütevekkil bir yüzle bekleyen Hidayet Karaca'yı bir dizinin, bir bölümünün, bir sahnesinin birkaç kelimesinden örgüt kurmak, yönetmek atfı cümlüyle geldiler. Arkadaşlarıyla helalleşip yola çıkıldı. O gün kahvaltı sözü verdiği annesine gitmek yerine eşi ve çocuklarıyla, kendi rızasıyla Vatan Emniyet'e gitti. Ama hükmün çoktan verildiği, daha kapıda koluna giren iki TEM şube polisinin hareketlerinden anlaşılıyordu. Tutuklama talebiyle Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiğinde, betona serilen güreş minderi ve bir battaniye ile bir yudum su verilmeden -7'de ağırlandı. Hidayet Karaca, bir senaryonun, bir sahnesinin birkaç kelimesinden örgüt kurmakla suçlanıyor ve tutuklanıyordu. Bu toplumun her rengi benim rengim. Her insanın derdi benim de derdim. Her acıyı duymak, her eli tutmak istiyorum. Güzel günler çok yakın, biliyorum. Silivri'den Hür Dünya'ya sevgilerimle. Evet, videoyu seyrettiğimde ben de o günleri tekrar hatırlamış oldum. Pek çoğu 2014 yılında yaşananlar. Hidayet abi gelip almışlardı. Hatta öncesinde çağrı yapmışlardı. Kendisiyle birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gitmiştik. Benim kaçacak bir şeyim yok demişti. Ne soracaklarsa cevaplarım. O günlerde savcılar sizinle ilgili bir şey yok dediler. Fakat ertesi gün kendisini önce gözaltına aldılar. Arkasından bir haftadan fazla gözaltı süreci sürdü ve Silivri'ye gönderdiler. O zamanlar 2014'ün Kasım-Aralık ayıydı. Aralık'ın 14'ünde tutuklandı. 2014'ten bu yana 5,5 yıl zaman geçti ve hala demir parmaklıkların arkasında. Kendisi sadece Samanyolu Yayın Grubu'nun değil, Türk Televizyon Yayıncılığı'nın önemli isimlerinden bir tanesi. Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanlığı'nı yaptı ve içinde 14 kanalın olduğu televizyon kurumunu 1999'dan 2014'e kadar, yani 15 yıl boyunca yönetti. Herkes zaten biliyor, izlenme oranlarını da biliyor, televizyonculuk katkısını da biliyor. Onları konuşacağız. Şimdi ilk konuklarımızla başlayalım. Kemal Bey hattımızda. Kemal Bey, merhabalar, hayırlı sabahlar. Bereketle doğsun, Ramazanınız mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizin Ramazan programınızı tebrik ediyoruz. Her akşam ayrıca seyrediyoruz. Teşekkür ederim, gördüğünüz çok naziksiniz. Evet, teşekkürler. Asım Bey'in programı, sizin programınız, başka programlar, bu sene Ramazanlar eski günleri hatırlatacak seviyeye geldi. Çok teşekkürler. Seyirciden gelen tepkiler de öyle, takdirler de öyle. Kendimizi bir anda Samanyolu seyreden seyirci olarak hissetmeye başladık. Hele ilk gün Asım Bey'le beraber aynı sahneyi paylaşınca böyle gözyaşlarıyla meğer ne kadar özlemişiz. Hani varlığında çok kıymetini belki bilemedik ama eleştirdiğimiz taraflar da olmuştur mutlaka. Fakat yokluğu ne kadar derinden hissediliyormuş Samanyolu televizyonunun, Mehtap televizyonunun diye mesaj atan dostlar, seyirciler. İşin doğrusu beni de çok duygulandırdı. O vefa karşısında ben de iki büklüm oldum. Daha sonra zaten teknik kaliteyi falan artırmak için ciddi gayret sarf ettik. Şimdi daha güzel bir yayın çıkıyoruz inşallah. Evet, evet. İlk günden bugüne gelince çok kalitesini, teknik kalitesini arttığını hep beraber görüyoruz. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Kemal Bey, siz de neredeyse 4 yıldan fazla zamandır sürgünde yaşıyorsunuz. Bugün Hidayet Karaca Bey'i konuşacağız. Onunla çok yakın mesai yaptınız. Herhalde ilk gününden itibaren
televizyona geldiği ilk günden itibaren birlikte çalıştınız değil mi? 1999'daydı zannediyorum Hidayet abi geldiğinde. Ben tam o günlerde Azerbaycan'da Haydar Ali evde bir röportaja gitmiştim Nahçıvan'a. Hidayet Bey'in resmen göreve başladığını orada öğrendim. Oradan telefon açtım, tebrik ettim. Bir emriniz var mı dedim. Ben şu an buradayım. İsterseniz hemen döneyim, isterseniz vazifemi tamamlayıp döneyim. Oradan başladık. Haber merkezindeydim, haber müdürü olarak görev yapıyordum. Hidayet abi geldi. O güne kadar hakikaten malum işte hepimiz biliyoruz bir kısmımız. Ben hukukçuydum, zaten başka bir fakülteden mezun ama el gayreti, el birliğiyle bir televizyon oluşturmaya gayret ediyorduk. Önümüzde tecrübeli isimler vardı. Onlarla beraber yürürken tabii böyle dokuna dokuna öğreniyorduk. Yani birçok meseleyi dokuna dokuna öğreniyorduk. Hidayet abiyle beraber işin doğrusu mesela haber merkezi özelinde söyleyeyim. Haber merkezin haber dairesi haline getirdi. Yani çağdaş normlara uygun hale getiren bir rehberlik etti, öncülük etti. Sadece haber merkezi özelinde değil, yani televizyonun genelini daha çağdaş, rekabet edebilir hale getiren formlara soktu. Yönetim şekillerini belirledi. İnsanların iş tanımlarını daha net bir şekilde ortaya koydu. Didişmelerin, sürtüşmelerin eğer muhtemelen olacaksa onların önüne geçen çok genç ve dinamik bir ekibi doğru yönlendirdi ve böylece çok kısa bir süre içerisinde haber merkezi, haber daire başkanlığı, haber daire başkanlığı birkaç sene sonra Samanyolu Haber Televizyonu'na inkılap etti. Samanyolu Haber Televizyonu aldı başını gitti. Yani modern, çağdaş, çağı anlayabilen, hani vaktin evladı derler eskiler. Vakti iyi anlayabilen ve çağa uygun çözümler üretebilen bir liderdi. Ama hepsinden önce, yani siz de girişte söylediniz, Hidayet abi bir gazeteciydi. Yani Samanyolu Televizyonu'na geldiğinde belki 10-15 yıllık elinde sarı basın kartı olan, devletin tescillediği, Ankara meslektaşları, özellikle Ankara'da vazife yaptığından İzmir'den Ankara'ya geçmiş, orada önemli işlere imza atmış, Ankara gazetecilerinin yakından tanıdığı, bildiği sarı basın kartı sahibi, onurlu, şerefiyle mesleğini icra eden bir gazeteciydi zaten. Hani bugün bir televizyoncu olması, bir televizyon yöneticisi olmasının yanı sıra gazeteciliğini konuşmak gerekiyor. Çünkü biz beraber de mesela daha sonra İlham Aliyev'e gittik, başka birkaç devlet başkanıyla röportajlara gittik ve Samanyolu Haber Televizyonu'nda müstakil gazeteci kimliğiyle programlar yaptı. Ama onun televizyon yöneticiliği bir başkaydı. Gerçekten başkaydı. Hepimize çok genç yaşta 35 yaşındaydı ya. Koca bir televizyonu devraldığında hepimiz gençtik de yani 35 yaşında koca bir televizyonu devraldı. Üstelik daha 28 Şubat süreci yeni bitmiş. Yani televizyon bizim gibi televizyonlara ambargo konulmuş. Sadece biz değil hani böyle muhafazakar görünen bütün şirketler ambargo konulmuş. Bunlar seyretmeyeceksiniz. Bunların ürünlerini almayacaksınız. Konya şirketleri batmış. Hani reklam alabileceğiniz firmalar çok yok. Dolayısıyla zor şartlarda yürüyen bir televizyonu çok akılcı, iyi bir planlamayla kısa süre içerisinde hem iyi reklam alabilen hem haberlerini ve programlarını güçlü bir şekilde hazırlayabilen bir forma taşıdı. Ve biz o güne kadar mesela sen de hatırlarsın Metin abi böyle daha çok konuşma programları yapıyorduk. Yani çünkü Tabii imkanlarımız tabii. sınırlıydı. Stüdyo programları yapıyorduk. Grup kuşağını yapıyordum. Ben Merhaba Yeni Gün yapıyorduk. Bir haber merkezimiz vardı böyle. Daha aktif dışarıya çıkan şeyler üreten. Kimse yok mu diye bir projeyle Hidayet abi daha sonra böyle Türk televizyon tarihine, Türk televizyon tarihine geçecek bir projeyi ortaya koydu. Ve daha sonra diğer İsterseniz televizyon kanalları... Kemal abi, isterseniz Buyurun. böyle merhaba yeni gün demişken Asım Bey de hattımızda, onu da bağlayalım, beraber konuşalım. Asım Bey hoş geldin. Allah razı Merhaba olsun. yeni gün deyince Asım Bey konuşmak lazım. Ben susayım. Tabii. Estağfurullah. Sevgili Metin, Kemal abi, inşallah iyisinizdir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hem size hem de seyircilerimize bir kere daha hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bugün Dünya Teşekkür ederim. Basın Özgürlüğü Günü. Asım Bey, biliyorsun. Ama Türkiye'deki durum hep beraber görüyoruz.
200'e yakın gazeteci demir parmaklıkların arkasında duruyorlar. Pek çoğu her şeye rağmen kendilerine infaz olarak verdikleri süreyi bile yatmış olmalarına rağmen bırakılmıyorlar. Ki Hidayet abi de 5,5 yıldır hapiste. Aslında hapse girdiği ilk 6. ayda biliyorsunuz tahliye kararı çıkmıştı. Tahliye kararı vermedikleri gibi onu tahliye eden hakimleri de hapsettiler ve hala onlar da bildiğim kadarıyla hapisteler. Siz Hidayet abiyle en uzun süre çalışanlardan biri de sizsiniz. Birlikte çok mesainiz oldu. Böyle ilk günleri biraz bahsetseniz isterseniz. Valla Hidayet abi Allah tez zamanda özgürlüğüne kavuştursun. Benim en çok ismen dua ettiğim kişilerden birisi. Bir Gültekin Avcı, bir hanım Büşra Erdal, bir Mehmet Baransu ve bir de mesai arkadaşımız Hüseyin kardeşimiz. En çok ismen dua ettiğim kişiler bunlar. Öncelikle bütün şu anda tutuklu bulunan gazeteci arkadaşlara Allah tez zamanda özgürlüklerini, sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Gazeteciliğin bir Amin. suç olmadığını, gazeteciliğin toplum adına çok önemli bir vazifeyi yapan kurum olduğunu, müessese olduğunu, bir güç olduğunu bilmek gerekiyor, vurgulamak da icap ediyor. Aynı zamanda şu anda bizlere hakaret eden, küfreden ve de devletin ya da devletin savcılarının iddia ettiği şeylerden yola çıkarak, ispatlanmamış olan bu iddialardan yola çıkarak bizi terörist, hain, ajan vesaire diye yaftalayan insanların öncelikle yıllar boyunca haklarını savunduğumuzu bilmeleri icap ediyor. Biz anayasanın vermiş olduğu bir gücü kullanmaya çalışıyorduk. Ve ben, sen de biliyorsun, Kemal abi de biliyor. Hep haber merkezinin içerisinde oldum. En baştan beri kurulduğu, Samanyolu kurulduğu günden beri haber merkezinin içerisinde oldum. Ve Allah'a binlerce defa hamdolsun biz bilerek, isteyerek, kasten asla ama asla kimseye zarar vermedik. Zarar verebilecek olan bir yayının altına da imza atmadık. Allah'a binlerce defa hamdolsun. Benim gönlüm rahat mesela. Hidayet abiyle ilgili söyleyebileceğim iki tane çok önemli şey var aslında. İlki Samanyolu'nun ilk zamanlarında hepiniz çok iyi biliyorsunuz beraber çalışıyorduk çünkü. Maaşlarımızı iki taksitte bazen üç taksitte alıyorduk. Çok ciddi maddi zorluklar yaşıyorduk. Ve aynı zamanda o kadar maddi zorlukların arasında bazı şeyleri yapabilmek de çok mümkün değildi. Çünkü muadilleriniz sizin belki de en az 2-3 kat fazla maaşınızdan 2-3 kat fazlasını alıyordu. Ve biz o kıt imkanlarla az aldığımız maaşlarla geçinmeye çalışıyorduk ama bir de o maaşları 2 taksitte 3 taksitte alıyorduk. Hidayet abi geldikten sonra durum değişti ve biz maaşlarımızı çok zamanında almaya başlamıştık. Sonra yavaş yavaş iyileştirmeler olmuştu. Mesela benim Hidayet abi deyince en baştan aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi bu. Allah ebeden razı olsun. En azından maaşlarımız düzenli olarak ödenmeye başlanmıştı. Bir diğer husus da Hidayet abi, tabii ben biraz zor bir adamımdır gerçekten de. Kişisel anlamda da zor bir adamımdır. Herkes benimle kolay kolay uyumlu adım atamaz. Ya da bu benden kaynaklanıyor mutlaka. Fakat Hidayet abi belki de bunu keşfetmiş birisi olarak ilk gün böyle görüştüğümüzde demişti ki herhangi bir meselen olduğunda geleceksin ve benimle konuşacaksın, bana ileteceksin, her şeyi bileyim demişti. Allah razı olsun böyle şahsi meselelerimle alakalı konularda da bana çok destek olmuştur. Hem maddi olarak hem manen çok destek olmuştur. Bunları asla inkar edemem. Bir diğer husus Hidayet abinin gözaltına alındığı, az önce jenerikte o VTR'de anlatıldığı üzere eksi 7'ye indirildiği gün, ilaçlarının verilmediği gün, suyun verilmediği gün attığım tweetlerden dolayı hakkında 8 yıl hapis sistemiyle dava açmıştı devrin başbakanı. Şimdi bir hukuksuzluk var ortada. Bu hukuksuzluğu işte avukatlar aracılığıyla kayıtlara geçirdiler, mahkemelerde, tutanaklarda vesaire her şey kayıtlara geçti. Fakat bilinmesi icap eden bir şey var. İnsan bir dizi senaryosundan dolayı tutuklanamaz. İnsan bir televizyon yayınından dolayı tutuklanamaz. Bir köşe yazısından dolayı tutuklanamaz. Bu şu anda gazeteci olarak, gazeteci sıfatıyla içeride tutulan herkes için geçerli aslında. Ve Türkiye'nin buna dur demesi icap ediyor, hayır demesi icap ediyor. Ama müthiş bir efsunlanma var ve medyayı ele geçirdikleri için sesinizi kesme dediğimiz bir hamleleri var. Ve bu yüzden sizin sesiniz duymuyor, duyulmuyor.
duymak da istemiyorlar açıkçası. Mesela bu Ergenekon davaları ile ilgili çok eleştiri almıştık o dönemlerde, hatırlıyorsunuz. Biz de kendi aramızda çok tartışmalar da yaşamıştık aynı zamanda. Hı hı. Fakat biz yine de Ergenekon sanıklarına, yakınlarına vesaireye söz hakkı da vermiştik açıkçası. Başka televizyon kanalları da vermişti. Bugün hiçbir söz hakkı da verilmiyor. Mesela Hidayet Karaca'nın oğlu sevgili Sıtkı'yı birisinden birisi, kanallardan herhangi birisi, ya senin babanla alakalı böyle iddialar var ya da avukatı iddialar var. Bununla ilgili olarak ne diyeceksiniz? Doğru mu vesaire, savunmanız nedir? Bize bu konuda ne söylersiniz? Hiç kimse bir şey demiyor. Sadece hakaret ediyorlar, sadece ötekileştiriyorlar, sadece hedef gösteriyorlar ve sadece birileri söyledi diye sizi kötü, şeytan ilan ediyorlar. Ben bu yönüyle aslında yaşanan durumlara millet adına çok üzülüyorum. Çünkü biz Samanyolu olarak bu millete çok hizmet ettik diye düşünüyorum. Sadece Samanyolu olarak değil, camia olarak çok hizmet edildiğini düşünüyorum. İnsan biraz vefa bekliyor ama insanın da işte vefasızlığı burada ortaya çıkıyor sevgili Metin. Evet, evet Asım Bey, çok çok teşekkür ederiz. Ben bir katkı yapmak istiyorum. Belki vakit dar da, çünkü yani Asım abinin söyledikleri fevkalade değerli. Ben Hidayet abinin Türkiye'deki sosyal barışa katkısının altını çizmek istiyorum. Yani mesela hatırlarsanız 99 depreminden sonra Şimdi Yardım Zamanı diye bir program başlattı ve o uzun süre devam etti ve o program daha sonra Kimse Yok Mu Derneği'ne dönüştü. Ve Kimse Yok Mu Derneği 45-50 ülkede yardım dağıtan, yardım götüren bir dernek haline getirdi. Sonra 2005 yılında Belgesel Birimi diye bir birim kurdu. Ben o zaman Haber Daire Başkanıydım. Belgesel Birimi koordinatörlüğüne beni tayin etti. 5-6 arkadaşlık, yani 100 kişilik bir ekipten 5-6 arkadaşın koordinasyonuna geçtim. Hiç gocunmadım. Şunu anlatmak istiyorum. Bana itimat ediyor, güveniyor. Böyle bir birim kurmamız lazım. Neden? Çünkü sosyal barışı sağlayabileceğimiz insan belgesellerine ihtiyacımız var. O günlerde sivil toplum örgütü liderleri, cemaat liderleri, yani affedersiniz kaba bir tabirle tukaka ilan edilmişler ve ötekileştirilmişler. Bizim bunları hem tanımamız hem topluma tanıtmamız lazım. Ne kadar değerli insanlar olduklarını. Yani Arvasi Hazretlerinden tutunuz Esat Çoşan Efendi'ye kadar, oradan tutunuz Süleyman İlmi Tunahan Hazretlerine kadar, Mehmet Dumlu'ya kadar, Kayseri'den Adana'ya, nerede manevi bir sivil toplum örgütü lideri varsa bizim bunları kamuoyuna tanıtmamız lazım. Sosyal barış için bunlar çok değerli şeyler. Sonra cümlemi şunda noktalayayım. Bizden istediği şey şuydu: darbelerden Türkiye çok büyük zararlar gördü. Ne olur öyle darbe belgeselleri yapın ki gücünüz nispetinde, imkanlarınız nispetinde artık Türkiye bir daha darbelerle yüzleşmesin. Darbenin ne kadar kötü olduğunu yayabildiğiniz kadar yayın. Ve 1960'ı Hasan Kıraç Bey yapmıştı. 70 muhtırasını, 80 ihtilalini ve 28 Şubat sürecini biz 50-60 farklı insanla röportajlar yaparak, yani işte Evren'le, Ecevit'le, Muhsin Başkan'la filan da dahil, yani bir taraftan darbe olmasın diye televizyonlarını bu işte adeta istihdam eden bir insan daha sonra darbecilikle suçlanıyor olması ne kadar büyük bir tezattır. Bunu da ben kamuoyunun vicdanına sunmak istedim, işin doğrusu altını çizmek istedim. Sevgili Metin, bir çok şey teşekkür ederim Kemal abi. İstersen Asım kardeş, evet lütfen bir şey daha ekleyelim. Sonra sizin hem Ramazan programlarınız var hem de bizim konuklarımız sırada bekliyorlar. Buyurun. Evet. Çok kısa olarak Sedat Laçiner'den, Gültekin Avcı'dan, Mehmet Baransu'dan, Hanım Büşra Erdal'dan, sevgili Hüseyin'den, Ahmet Böken'den tutun da kim varsa, Mehmet Baransu'dan kim varsa Rabbim tez zamanda özgürlüklerine kavuşmaları nasip etsin. Hidayet Karaca çok mert bir adamdır. Hidayet Karaca aynı zamanda çok müşfik bir babadır. Benim yakından tanıdığım kadarıyla. Hidayet Karaca aynı zamanda gerçekten de bazı meseleleri millet adına çok böyle dertlenen bir adamdır. Allah tez zamanda özgürlüğüne kavuştursun. Ailesine de sabırlar diliyorum. Onları da Rabbim muhafaza eylesin. İnşallah sevgili Sıtkı selamlarımızı, hürmetlerimizi ve dualarımızı babasına iletir.
Çok teşekkürler Asım Bey. Sizin de Ramazan programlarınıza biz de seyrediyoruz. Sizden de Allah razı olsun. Çok güzel programlar oluyor. Tamam. Şimdi sizi gönderelim. Sıradaki konuğumuza geçelim. Çok İyi yayınlar. teşekkürler Metin Bey.